Günaydın. Bak sizin için sabahın köründe bu karanlıkta kalktım videoyu çekiyorum. Sabah değil hatta bayağı geç oldu. Beni tanımayanlar için biraz kendimden bahsedeyim. Ben Çiçekiz. Bosna'da yaşıyorum. Şaka. Çiçek ben. Nasılsınız? Her şeyim çalındı videosundan sonra. Şöyle bir evin mülkün sahibi oldum burada. Burası benim kaldığım hostel. Burası da bakın bakın neler var. Düşme. Öyle işte kardeşim ya. Öyle oldu. Böyle oldu, şöyle oldu. Böyle. İşte bütün her şeyim çalındıktan sonra sadece bir 60 kadar tokam kalmıştı böyle. Saç tokaları bilenler bilir. Onlardan sattım. Onlardan gelen parayla da gidip burada bir dükkan buldum. Toptancı. Oradan bazı şeyler alacağım. Temel şeyler öyle işte. Ucuza ne bulursam olabildiğince az bir şey alacağım. Param yok çünkü. Hiç para kalmadı. Sadece o tokalardan gelen parayla alacağım. Birazdan sizlerle gideceğiz. Alışverişimizi yapacağız. Burada maalesef polisler izin vermiyor. İzin veriyor aslında bilek satışına ama benim istediğim yerde değil, güzel yerde değil. Bir 200 metre, 300 metre ötesine gönderiyorlar. Bir de öyle buraları dolaşırken şey gördüm. Bayrak yapıp satan bir abi gördüm. Ondan işte böyle alıp satmayı düşünüyorum. Bayrak bence güzel gider. Burada da sırt çantalı gezgin falan var alırlar. Bayrak seven vardır. Mutlaka satılır. Ondan sonra dükkana gideceğiz. Ondan sonra gidip tezgah kuracağız. Bakalım polisler gelecek mi? Ne olacak? Demek ki ne yapmalıyız? Yani pes etmedim. Yani kendi aptallığım sonuçta. Uyumayacaktım, çaldırmayacaktım. Yani pes etmenin, geriye dönmenin bir anlamı yok. Hiç kimseden de yardım almadım. Kendi ay Allah'tan tokalarımı çantama koymuştum. Çantama da bir 60 tane. Onlar beni kurtardı. İşte onlarla gidip boncuk alacağım. Pes etmeyeceğiz. Devam edeceğiz. Hadi size çantamı göstereyim. Koca kırmızı sırt çantasından kalan benim sırt çantamın kafası. Kafasına. Kafası şöyle çanta olabilir. Üstler böyle. Bu şekil. Ama ben bunu şöyle takıyorum. Oturdum. Kuş kadar hafif. Aa, diğeri neydi böyle? Böyle. Omuzlarına falan yamamıştı. Çok tatlı, çok şirin. Böyle. İçi boş. O çantamdan kalan tek şey bu. İyi ki ne durmuş yani benimle. Ne diyebilirim? Bunun üzerine yeni tezgahıma yeni boncuklarımı sereceğim. Bakalım alışabilecek miyim? Yeni tezgahıma. Alışırız herhalde ya. Ah, insanoğlu neler alışmıyor ki. Hadi geç kalmayalım, gidelim. Dükkan 5'te kapanıyor. O zaman çıkalım. Bayrakçımıza geldik. Bayraklarımız burada. Abimiz bunları kendi elleriyle yapıyor makineyle. Valla hemen hemen bütün ülkeye bayrakları var. Bizim ülkenin bayrağı da var şu şekilde. Saraybosna. Bu Saraybosna'nın bayrağı. Şu da eski bayrağı. Kaç tane aldım? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Çok para. Çok para. Çok para. Çok para abi. Good. It's good. Yugoslavya. Yugoslavya? Hı. Aa. Good for sale. Something people like something no. Burada çok Arap var. Arap bayrağı mı? Okay, it's good. Okay. 10. Çok para. I will go sell. İnşallah. 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 Come tomorrow. Come tomorrow. see you tomorrow. Evet, dükkanımıza geldik. Ha? Bunlar benim çalınanlarla aynı. Ama burada çok pahalı. 8,5 km. 15'e çarpınca oh my god diyorsun. Bunlardan bir sürü vardı. Benimkiler daha büyüktü. Buradakiler daha küçük. Baksana 0,60. Oh god. 15'e çarpınca acayip bir şey yapıyor. Türkiye'deki fiyatlara göre çok pahalı. Bir de burada çeşit yok maalesef. Haa, çeşit gelmiş mi? Benimkilerin yerini tutmaz ama bir şeyler alacağız buradan. Kolye, bileklik, boncuk. Bu şekilde tezgahımızı yapacağız. Şöyle başlayalım.
güzel kolye. Bunu böyle sarmayı kim akıl etmiş acaba ya? Şimdi bunu çıkaracağız. Buradan bir şey sarmak zorundayız. Değişik. Bir ucunları görebildi. Bir iki buçuk kalan. İdare eder. Bunlardan biri bayağı bir kolunu sarınca. Dört tane çıkıyor. Fazla bile kalır. Parasını çıkartır ama. Hangisi güzel seçeyim? Seçin de alalım. Bu kalpler nasıl? 0.05. Çok küçük. Şöyle. Şuradan da birkaç tane güzel bir şeyler alalım. Şu kelebekler falan. Nazar boncukları. Papatya hoş gibi duruyor. Çıktım dükkanın, hava gerçekten çok sıcak. Biraz dinleneyim dedim. Çok az aldım. Böyle temel şeyler. Onları zaten size tezgahta göstereceğim. Evet, çok bir şey tutmadı ya. 15-20 mark gibi bir şey. Polisler geziyor, fink atıyor. Bu şapkalı polisler kaldırıyor işte. Gene haydi haydi diyor. Direkt hiçbir şey söylemiyorlar. Ama şöyle yandan mavi şapkalılar bir şey demiyor. O polis ayrı, bu polis ayrı galiba. Burası çok farklı dedim ya. Hepsi diğerki videoda olacak. Amanin amanin, kalabalığa bak. Burası hem meşhur caddesi ve en kalabalık caddesi. Ben ileride bileklik tezgahı açıyorum. Ve hayatımda ilk defa Türk olmayıp bileklik satan ve dünyayı gezen bir kız gördüm. Hi, how are you? Arkadaşım bileklikleri ya. You show me. Yeah. Benden görmüştü, yukarıda tutuyordu. Biraz daha aşağı koymuş. Hepsi kendi elleriyle yapıyor. Very nice. Benim gibi kartonları kesiyor. Benim de böyle bir sürü reklam vardı. Hepsi çalınca. Ben de kestim. Good. Thank you. I am go. Yeah. And good luck. Thank you so much. Good luck to you. Bye. Daha tezgah kurmadan ablalar sağ olsun ya. İşte böyle yazıyı okuyup bazen böyle para atabiliyorlar. Böyle tezgah kurmadan para geliyorsa o gün biraz güzel geçiyor. İnşallah bugün de güzel olur. Ben 3-5 bir şey kazanalım da. Şansa bak ya, şuraya bak. Nerede bütün pislikler rüzgarla buraya geldi. Bundan da şunları kesip yapıyorum. Ayran şişesinin içinde su var. Bizim Türkiye, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Kosova. Göstersek. Sen var ya, Arnavutluk tadacaktım bulamadım. Bu da Sarajevo'ya yazıyor. Petković ve Sarajevo'sunu ziyaret ettiğinde bir şey. Bak dedikleri mavi şapkalılar, bak köpekle geziyorlar. Hiçbir şey demedi bunlar. Ama diğer gösterdiğim şöyle normal şapkalılar. Onlar gelip haydi haydi diyor. Geldiler bana girdi. Papa, ciao. Diyor. Ciao. Thank you. Ay çok iyi ya. Geldi yazıyı okudu polis. Gülümsedi gitti. Ne olur diğerleri de öyle olsa ya. Kocaman bir tezgahtan şöyle minicik bir tezgaha geçiş yaptık. Kurduğum cadde, binalar. Hemen şu 100 metre ötede Osmanlı çarşısı başlıyor. Her tarafı yani orası burayla çok farklı. Çocuklar çok ilgi gösteriyor. Yok, mesleğim yoktu. Sana röportaj yapıyoruz. Aynen, kamera da benim elimde. Sorabiliriz. Yani biz de bir soralım biraz. Neden dünyayı gezmeye neden gezmeyelim çünkü? Neyse, kazancım bol olsun. Teşekkür ederim. Ama size tezgahı gösterecektim. Bunlar iki farklı dükkandan aldım. Az şunlarla beraber üç farklı dükkandan aldı. Bunları ilk başta aldığımda 10'a satıyordum. Sonra pahalı buldular. 7'ye veriyorum. Hello. Tekrar geldiler.
Bunları da böyle tek tek yapıyorum. Bunun hepsini 7'den veriyorum. Tokalarda bir 120 tane toka getirmiştim buraya. Sadece 5 tane kaldı. Şöyle bir gerçek saat de var. Bunu da 15'e veriyorum. Geçen bölümde dediğim arkadaşım Azemina şöyle boşnakça şey yazdı. İşte dünyayı geziyorum. Burada her şeyim çalındı. Lütfen bana destek olun diye. Şöyle boşnakça, şöyle de İngilizce yazdı. YouTube'umu, Instagram'ımı koydum. Ben size teşekkür ediyorum. Şöyle burada ne bulduysam şöyle. Benimkilerini yerine alsam tutmazım ama bakalım işte. Merhaba. Bildiğim kadarıyla. Bayraklarım nasıl? Çok güzel değil mi? Do you like it? Yeah. Sen benim eski tezgahı gördün. Sürekli şey diyeceğim, eski tezgahı. Bosnia flag. Yavrucuğum tezgahını dağıttın, aileniz nerede? Tezgahta bir yer boş kaldı, onu tamamla. Sırası boş kaldı, şöyle bir tane. Onu da yapayım. Artık bir şeyim çalınırım diye çok korkuyorum. Baksana da. Çantayı nasıl dilime koymuşum şöyle. Mama. Mama come and... Present. Yanıyorum sıcaktan var ya. Bir yer var ya, yanıyor adeta. Az önce güneş battı çünkü buradan az önce geçti. Altıma iki parça bir şey sermeme rağmen çok sıcak. Neyin nesli? Merhaba. Merhaba. Bizim müzisyen de geldi. Burada bir sokakta 10 tane müzisyen var herhalde. Birlikte satan da 2-3. Burada bir tane Asyalı abla var ama sesi çıkıyor. Gitarın da kendisi sesi çıkıyor. Allah alacağım ya, şuraya bak ya. Ya dün de biri önüne bakmadan tezgahın içinden geçti. Bugün de biri. Yazıyı okup giden çok kişi var ya. Bazılar da gülüyor, niye bilmiyorum. Ne olsa ben de gülüyorum. Bu kadar kalabalık ki bu kalabalıkta fark edilmiyorum bile. Neden ya? Ben de buradayım. Hey. Hava kötü gibi, umarım dünkü gibi yağmur yağmaz. Sürekli sağıma soluma bakıyorum. Polis gelecek mi, ne zaman gelecek diye. Genelde 7.30'da 8.30'da baskın yapıyor. Ama bugün gözükmüyor gibi, inşallah gelmez. Abi geldi, 5 mark attı. Bir tane de abla geldi. Bunu okudu. Gerçekten böyle mi dedi. Allah'ın Balkanlarında niye uyuyorsun dedi ki. Dikkatli olsana dedi. Haklısın abla. Şu an bu çantayı böyle kendime bağlarım. Ama önemli olan olmadan önce tedbir almak. Her zaman tedbir almak. Şuna kuş düşmüş ben şanslı. Dün gece rüyamda kırmızı çantamı gördüm. Bir dakika çantamı. Valla polis gelir mi diye sağa sola bakmaktan vazgeçtim. Öyle dilenmeye devam diyormuşum. Işıklar açıldı. Saat 9.30 oldu. 6.30'dan beri buradayım. 3 saattir tezgah kuruyorum. Allah öldüm ya. Acıktım, susadım. 12.30'a kadar buradayım. Bugün cumartesi, bugün kalamadım. Kalkmam, gitmem. Vallahi 3 saat daha nasıl dayanacağım bilmiyorum ama dayanmak zorundayım. Ya şoklardayım. İnanamıyorum ya. Turistin biri geldi. Çok tatlı. Genç bir kız. Aa, 100 mark uzattı. Ben dedim ki bozuk yok yani, bir şey alacaksan. O dedi ben bozuk istemiyorum, paranın üstü istemiyorum. Aa,
bir şey oldu. 80 mark bıraktım. How much? 7 mark. 7. Bu da bugün kendisini tıraş etmiş. Hep gelir benim tezgah falan dağıtırdı. Bu da ortalıkta geziyor böyle. Ne satıyorsun? Biri balon hediye etmiş. Bazen dileniyor. Selam de. Selam. 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 Polis geldi. Kaldır git dedi, haydi dedi. Çocuğu da yanından kovdu. Ne zaman geleceğini bekliyordum, biraz geç geldi. O da ilk parayı şuraya koydum ya. Ay şaka gibi. Vallahi hala inanamıyorum. 100, 100 mu? Gerçi polis gidiyor, bir daha geri gelmiyor ama biliyorum kaldırsam. Normalde başımda duruyor kaldırana kadar. Bu sefer erkenden gitti. Şöyle sağ olsun, ben altta var para falan. Şöyle. Kaldıracağım şimdi, gelip görürse daha çok güzel. Şu giden siyahlı, arkasına beyaz çanta olan gelmiş bana çemkiriyor. Neden eşyaların çalındığı, neden siz Türkler buradasınız? Orada, burada, şurada, her yerde siz varsınız. Buradaki insanlarda para yok ki diyor. Neden böyle şeyler yazıyorsunuz diyor. Neden evine gitmiyorsun diyor. Konsolosluğa gitti, neden seni Türkiye'ye göndermiyor diyor. Kafayı yemiş ya. Sağ mı kaldı? Bir şeye uğramadığımız kalmıştı bu videoda ırkçılığa, o da oldu. Polis tekrar gelir mi diye korkuyorum, kaldırsam mı kaldırmasam. Aha şaka gibi ya. Kadın resmen evine git dedi. Kaldırıyorum ya. Şey gelmesin, kadın da şimdi şikayet eder. Ne yapıyoruz? Çantam nasıl? Yeni çanta. Geldim kaldırdım şöyle. Ay ay ay. Polis kaldı. Aynen. Bugün de soyulduğumuz video paylaşıldı bu arada. İzlemek isterseniz izlersiniz. Bu yorumun, bu videonun altına link bıraktım. Hala kuracağım diyor. Doymamış. Bugün cumartesi. Ne kadarlık sattın? Aa, ben 3000 euro kaybettim. 3000 euro kaybettim. Kaybettik ama yapacak bir şey yok. Burada iyi toparladık. Kaybetmemize rağmen o kadar parayı. Erkenden balkonlardan çıkalım. Bu ne çiçeği? Polis var. Valla polis kaldırdı. Şöyle bir yürüdüm gittim. Tuvalete gittim. Biraz yürüyüş iyi geldi. 113 attım. İyi geldi. Yine geldim kurdum. Ya bir geldi mi bir daha gelmiyorlar. O yüzden geldim. Aslında şuraya geçecektim de abi müzik yapıyordu. Mecbur tekrar yerime geçtim. Hani farklı bir yere geçsen falan çok şey yapmazlar da. Aynı yere geçince hiç kalkmamış gibi, sözümü dinlememiş gibi sinirlenmez umarım. İnşallah gelmez. İnşallah kurduğuma değer. Arsız oldum ya ben buraya. Polis kovarı ben kaçıyorum, polis kovarı ben kaçıyorum. Buradan kovar sonra, oradan kovar sonra, oradan kovar sonra. Yapacak bir şey yok. Ben bir an önce kaybettiğim parayı toplayamam ama en azından bir uçak bileti parası falan. Hostelde kalıyorum. Hostelde çok pahalı. Yeme içme. TL olmuş kaç. Gerçi bunlardan TL kazanmıyorum ama olsun. Yani bir an önce şu Balkanlardan çıkmak, gitmek istiyorum artık ya. O yüzden bugün de cumartesi. Kalabalık, işler de güzel. Yani evde ne yapacağım? Videomu da attım. Öyle. Videolarımı izleyin. Bana destek olun. O tezgah neydi öyle ya? Bütün pislikler üzerinde değil. Bak şimdi tertemiz ama maşallah. Başım ağrıyor, kafamı bağladım. Abi her taraftan ışık geliyor ya. Benim gözlerimde alerji var, bir de migren var böyle. Bütün günü tezgahtan öyle. Havada soğudu böyle. Üzerime ceketimi aldım. Saat 12 oldu. 6.30'dan beri buradayım. Kaç saat oluyor? 5.5 saattir tezgahtayım. Yeter bugün de bu kadar. Güzel kazandım bugün ya. Bir rekor daha kırdık. Çocuğun biri gelip elime 10 mark tutuşturuyor öyle. Utanıyor gibi. Çok tatlı. Neyse. Yarın dilenmeye devam. Şaka da. Dilenmiyorum. Gönüllerinden ne koparsa bırakıyorlar ya. Sonuçta güzel bir tezgahım var. Ürgü çekiyor hala.
Ay saat 12.30 olmasa ben hala kalabalık. Evime gidim ya, acıktım ben. Bugün sadece bir kere yemek yedim. Gidim kendime bir şeyler yapayım dostlarla. O sırada ta tepede. Yarım saat yol yürüyeceğim. Hadi görüşürüz. Valla bu nasıl olmuş? Hadi abone olun, destek olun. Haydi. Haydi haydi. Polis gibi haydi haydi. Çıktığım yol ve yokuş. Ben terliği çıkartacağım ya. Terlikle bu yokuş çıkılmıyor. Bir de bari negatif enerjimi falan atarım. Biraz kendime gelirim. Yürümem de kolay olur. Neyse.